Merhaba değerli arkadaşlar, ben Oktay Özdemir. Bir yayınımıza daha hoş geldiniz. Lütfen paylaşmayı, abone olmayı, kanalımıza tabii ki beğenmeyi ihmal etmeyiniz. Baylok hadisine baktığımızda hukukçular bu konuda ciddi manada kafa yormuş durumdalar. Ben o alana girmeyeceğim, orası benim alanım değil. Türkiye'de yapılan hukuksuzluğu yurt dışında bulunan bağımsız hukukçular tarafından ciddi manada deliller çürütülerek ispat edilmiş durumda. Yani burada haberleşme ilkesi, özgürlük ilkesi, bir sürü ilke ve baylon kanuni bir şekilde talep edildiğiyle edilmediğiyle alakalı bir sürü deliller ispat edilmiş bir şekilde bulunmakta. Kanunsuz bir şekilde bu illegal bir şekilde alınıyor. İnsanlar baylok sebebiyle tutuklanıyor ama daha 2-3 ay sonra baylok mahkemeye teslim ediliyor. Yani bir sürü illegalite var. Ben şimdi o konuya girmiyorum. Burada asıl problem hükümet ve yargı neden bayloku kullanıyor? Bunun takipçilerimizle ilticaya bakan yönü ne? Onun üzerinde durmaya çalışacağım. Normalde 600 bine yakın insan bayloku kullanıyor. Mor beyinler falan filan diyerek elemeler, taramalar yapılarak 90 bin kişi üzerinde işte bunlar cemaat mensubu, cemaatten hiyerarşik yapı içerisinde emir komuta alarak bu sistemi kullanıyorlar. Mantığı içerisinde insanlara zulmediyorlar ve tutuklama yapıyorlar. Asıl olay 15 Temmuz 2016'da yapılan darbe kalkışması ya da girişimi ya da tiyatrosu nedeniyle insanların darbeye katılan, darbe ile ilgili emir komuta alanları tespit etme olarak olayı yansıtıyorlar. Fakat yapılan işin darbe ile bir alakası yok. İnsanlar sohbete gidiyor, gezi yapıyor, toplantı yapıyor, bağış topluyor, kermese katılıyor, halını atını soruyor, sevgisini paylaşıyor, bayramını kutluyor. Yani tamamen insani nedenlerle kullanmış oldukları bayloku sanki darbeye katılmış, darbe yapmış, darbe günü baylok üzerinden organize yapılmış gibi yansıtarak toplumun ve kamunun kafasını karıştırıp bunları tutuklayın emrini siyasilerin baskısıyla uyguluyorlar. Asıl problem burada bu. Baylok delil olmayacağına yönelik Yargıtay kararları da var. İçtihat kararları da var. Ama Yargıtay'ın diğer kararlarına baktığınızda Baylok'u cezai işlem olarak da suç delili olarak da uygulayan kararları var. Bunları diğer hukukçuların sitelerinden takip edebilirsiniz. Ama takipçilerimize yani ilticayı düşünen ya da süreci devam edenlere bakan yönüne değerlendirdiğimizde burada şu çıkıyor arkadaşlar. Bu bayloku hükümet özellikle hükümet yargısı ya da işte siyasi elitlere uyan yargı bunu bir cemaat fişleme listesi olarak değerlendiriyor. Yani eğer bir kişi Eagle'ı, Kakao'yu ya da bayloku kullanmış ise bu cemaat herkese bu sistemi kurmaz. İşte güvendiği kendi üyelerine, mensuplarına, cemaat müntesiplerine kurar. Algısı oluşturarak ha bunu velev ki indirmiş olsan bile demek ki senin cemaatte bir alakan var tezi üzerinden yürüyorlar. Cemaat güvendiği insanlara bunu kuruyor. İşte size bunu kurdurduysa sizin cemaatte alakanız var tezi üzerinden gittiklerinden dolayı her halükarda bayloku cemaat mensuplarıyla alakalandırılıyor. Hani haberleşme ilkesi, eşitlik ilkesi, adil yargılanmak hepsi askıya alınmış vaziyette. Yani 600 bin kişinin 510 bin kişisini cemaatle alakası yok varsayıyor ama kendileri istedikleri kişi bu listeye Excel tablosu oluşturmuşlar. Bu cemaattendir diye baylok kullanmış diye ekledikleri de var. Ya benim onlarca görüştüğüm insan var mesela baylok kullanmadıklarını kesinlikle fakat kendilerine ait bilgilerin uydurma metotlarla Excel tablolarının arasına eklendiğini, hatta mahkeme kayıtlarına baktığımızda sıra 1 2 3 diye giderken atlamaların olduğunu, araya sıkıştırıldığını, güncelleme tarihlerine baktığınızda güncelleme tarihlerin değişik olduğunu görmekteyiz. İşte asıl sorun burada. Burada yargı cemaat üyeliği yönüyle olayı değerlendiriyor. Olayın darbeyle alakası yok ama burada cemaati bitirmeye karar verdiklerinden dolayı Perinçek'in sözünü hatırlarsınız hapisten çıktıktan sonra. Bu sebeple cemaati bitirmeye yönelik bir temizlik operasyonu gibi kendileri görmekte. İşin bir tarafı bu. Peki
sadece Baylok, sadece Bankasya, sadece okullarda okumak, gazete dergiye abone olmak yetiyor mu? İşte burada da Yargıtay 16. Dairenin piramit kararı devreye giriyor. 2019 yılında almış olduğu 7 basamaklı piramit kararı. Bu karara göre de cemaate bağış toplayan, hani ya sizler çok iyi işler yapıyorsunuz çocuklar deyip arada bir sohbet toplantılara gelenleri, işte sempatizan, gazeteye dergiye abone olmak, okullara kaydını yaptırmak, çalışmak, çocuklarını okutmak ya da banka sede hesabı olmak, bunu ikinci basamak taraftar olarak görüyor. Hem çocuğu okula gönderiyorsanız ya da çalışıyorsanız okullarda, gazete dergiye de aboneyseniz, aynı zamanda sohbet toplantılarına da katılıyorsanız, bir de baylok varsa burada sizi cemaat üyesi olarak 3. kategoriden itibaren değerlendirmeye başlıyor. Hem Bankasya hem okul varsa, yani Bankasya ve diğeri varsa, yani ikinci bir hadise varsa, bir de baylok varsa burada ne yapıyor? Cemaat üyesi olarak sizi Türkiye'de yargılıyorlar. Aynı zamanda bir de itirafçı, etkin pişmanlıktan yararlanan insanlar isimlerinizi vermiş ise kesin cemaat üyesi gözüyle bakılmakta. Artık bu saatten sonra yeniden yapılandırma çerçevesinde tutuklamalara devam etmekteler. Edeceğe de benziyorlar. Allah fırsat vermesin. Bugüne kadar tutukladıkları insanlar yatarı 6 yıl 3 ay, 7,5 yıl, 7 yıl 6 ay, 10,5 yıl olanlar, şu an süreleri dolanlar çıktığı için boşalan bu hapishanelerin yerine, insanların yerine yeniden yapılandırma altında tekrardan insanları tutuklamaya başladılar, devam ediyorlar, edeceğe de benziyorlar. Çünkü 1 milyon 600 bin kişi hakkında işlem yaptılar, 600 bin kişi gözaltına aldılar. Şu an hapiste 40-50 bin insan var. Yine 30-40 bin insan girip çıktı. Şimdi bunlar yatarı dolduğu için çıkıp yerine yenilerini alacaklara benziyorlar. Duracak gibi değiller. Yani benim tavsiyem, imkanı ve fırsatı olan insanlar can güvenliğini sağlayarak ülkeyi terk etmeleri yönünde tavsiyede bulunuyorum. Tercih tabii ki sizlerin değerli arkadaşlar. Zalime fırsat vermemek lazım. Bunlar benim Oktay Özdemir'e kişisel tavsiye ve önerilerimdir. Dolayısıyla beni bağlar. Kimse adına bunu tabii ki diyemem. Evet değerli arkadaşlar, umarım buradaki asıl püf nokta anlaşılmıştır. Bunu mülakatlarda anlatırken de, çevrenizdeki dostlara yapılan hukuksuzlukları anlatırken mutlaka ve mutlaka bunun bir fişleme listesi olduğunu, hatta hukukçu kimdi ya, Ersan Şen, o bile yani bunu itiraf ediyor yani. Bunun bir fişleme listesi olduğunu, nasıl ele geçirildiğini söylemeyin diyor adam hatta. Mutlaka bunun üzerinden cemaati tasfiye ettiklerini, dolayısıyla kesinlikle üyeliğe koyduklarını bulunduğunuz her ortamda anlatın arkadaşlar. Bir videomuzun daha sonuna geldik değerli arkadaşlar. Bir sonraki çalışmamızda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalınız. İyi günler diliyorum.